ihtiyacımız var. Bakın bir arkadaşımız burada dedi ki sahil güvenliği ararım. Sahil güvenliği nasıl ararız? Numarasını biliyor musun? Anneler babalar sahil güvenliğin numarasını bilen var mı? Kimse bilmiyor mu sahil güvenliğin numarasını? Evet, şimdi biz bunu birlikte yapacağız. Sen bizim sahil güvenlik gönüllülerimizden biri ol. İsmin neydi? Furkan, çok güzel. 5 kişiye daha ihtiyacım var. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha kız alacağım. Sen gel. Sahilindeyim, atıyorum hangi sahildeyse. Durum bu, bize yardımcı olun diyor. Mert de hemen ekibi topladı. Bütün ekip burada, bir de bizi aradı. Bir tane de veteriner geliyor, o da yolda. Geldik sahile, ne yaparsınız önce arkadaşlar? Diyelim ki sahil güvenliksiniz. Ne yapardınız? Etrafta bir sürü kalabalık var, hayvan strese girecek. Önce ne yapmamız lazım? İnsanlar çekilecek. Diyeceğiz ki sessiz, hayvan strese girebilir. Zaten kötü bir durumda. Sonra ne yapmamız lazım? Onu denize götürmüyoruz. Denize hemen götürmüyoruz. Önce sağlığı nasıl ona bakacağız. Denizi çok ince yumuşları. Karaya çıktıkları zaman, kurumaya başladıkları zaman en ufacık bir hareketimizde yırtılıp yaralanabilirler. O yüzden derilerini ıslak tutmamız lazım. Bakın Destan abla burada bir havlu hazırlamış bize, yüzgeci içine girebilecek şekilde. Bu basit bir tişört de olabilir, basit bir çarşaf da olabilir. Islatıp koyuyoruz bunu. Hem gölge işlemini de görüyor, hayvanın derisi güneşten yanmıyor. Hayır, şimdi de koyamayız. Islatacağız hayvancağızımızı. Destan abla bize nasıl ıslatacağımızı göster. Sahil güvenlik lütfen destek verin. Islatırken nelere dikkat ediyoruz bu çocuğu? Bir kere hava deliğine su kaçmayacak. Sizin burnunuza su kaçsa siz de nefes alamazsınız. Sonra bu çocuklar nasıl biz hastalandığımızda ateşleri çıkıyorsa onların da ateşleri çıkar. Yüzgeçleri özellikle çok sıcak olur. O yüzden onları da soğuk tutmak için suyla sürekli ıslatmaya devam ediyoruz. O arada ben veteriner Işıl. Geldim sağlık güvenlik kontrollerini yapıyorum. Gözlerine baktım, nefes sayısına baktım, yarası var mı yarasına baktım, varsa bunu tedavi ettim. Evet, her şeyine baktım. Her şey mükemmel görünüyor. Tamam diyorum arkadaşlar, hayvanı salabiliriz. Sahil güvenlik ikiye bölünün, hayvanı sedyeye almayı gösterelim. Sen de git. Kardeşin yanına git. Şimdi bakın bir tarafı rulon kıvırıyorlar. Yardımcı olun size. Destan ablayla Hakkı abiye. Evet. Yüzgeçleri koruyoruz. Tabii bu arada yumuşumuzu basmıyoruz. Bakın çok basit bir şey yapacağız. Bize doğru yuvarlıyoruz.
toparlıyoruz. Yavaşça yüzgeçlerine dikkat ettik. Şimdi bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde çok kolayca sedyenin üstüne aldık. Aslında çok ağır bir hayvan. Hepimizin boyundan daha uzun boyu. Şimdi yavaşça 1, 2, 3 dediğimizde kaldıracağız. 1, 2, 3. Evet. O kadar yukarı kaldırmıyoruz. Tabii ki de altta kim varsa. Bizim görebileceğimiz şekilde olması lazım. Nasıl kontrol edeceğiz öbür türlü? Şimdi diyelim ki birlikte yürüdük, onu denize aldık. Denizde yavaş yavaş hareket etmeye başlayacak. Bakacağız dengesini sağlayabiliyor mu? Baktık her şey normal. 1, 2, 3 sedyeyi kaldıralım alttan bakalım. Önemli olan bir şey de kendimizi güvence altına almamız. Kocaman hayvan kuyruğunu sallasa bize bir şey olabilir. Kenara çekiliyoruz o yüzden. Ne yapmaya başlayacak? Yavaş yavaş. Bize ben dalmak istiyorum. Yavaş yavaş bu hareketi yapmaya başlayacak. Bakacağız ki her şey normal. Biz de onu serbest bırakacağız. Ben verdiğim yanımdaydım. Yunuslar çok akıllı hayvanlar. Onlara yardım ettiğimizi anlıyorlar. Bize hafifçe yan göze bakar. Bir derin nefes alır. Sonradan da derin dalışa geçip bizden uzaklaşmaya başlar. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir kurtarma operasyonu.